Merhaba arkadaşlar, amatör bir testiyle birlikteyiz. Şimdi burada ne demiş? Derinlikleri her yerde sabit olan dalgalayanlarında aralıkları omega olan engellere dalga boyları lambda 1, lambda 2, lambda 3 dalga boylu su dalgaları gönderiliyormuş. Buna göre hangi şekildeki dalganın görünümü doğru çizilmiştir diyor. Burada şöyle bir durum vardır. Bizim dalga boyumuz eğer yarık genişliğinden küçükse ne olacak? Kırılmadan doğrusal gelen dalgalar doğrusal bir şekilde devam eder. Fakat bizim dalga boyumuz yarık genişliğine eşit ve büyükse ne olacaktır? Kırılma uğrayacaktır. Mesela birincisinde ne? Dalga boyumuz daha büyük geldiğinden dolayı doğrusal gelen su dalgalarımız ne olmuş? Dairesel bir şekilde kırılma uğramış. Yani olabilir. Burada ise dalga boyumuz daha büyük olduğunda doğrusal bir şekilde gitmiş. Fakat ne demiştik? Biz dalga boyu büyük olduğunda kırılma uğrayacaktır. Yani dairesel gitmesi gerekiyordu. Olamaz bu şeklimiz. Üçüncüsünde ise dalga boyumuz bizim yarık genişliğine yani omega'ya eşit olduğu durumda doğrusal gelen dalgalarımız hafif bir kırılma uğrayacak. Fakat burada doğrusal bir şekilde gitmiş yani bu da olamaz. Hangileri doğru çizilmiştir dediği için cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuza baktığımız zaman ne diyor? Yukarıdaki numaralandırılmış yargılardan hangileri doğrudur demiş bize. Birinci öncülde kaynaklar arası uzaklık d yani lambda bölü 2 ise girişim deseni gözlenmez. Yani lambda bölü 2'den küçük ise ne olacaktır? Girişim deseni gözlenmeyecek. Çünkü bir düğüm bir katar arası uzaklık lambda bölü 4'tü. Ne oluyor? Lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 2 oluyor. Kaynaklar arası üzerine de çizgi gelemeyeceği için gözlenmez burada. Yani öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Oluşan toplam düğüm çizgi sayısı dalga boyu ile ters orantılıdır demiş bize. Şimdi bizim birinci düğüm, birinci katar yazdığımız zaman ne geliyordu? Ardışık bir iki düğüm arası uzaklık lambda bölü 4'tü. Şimdi dalga boyu artarsa bu aradaki uzaklık artacak ve daha az dalga sayısı oluşacak. Ve bunun içinde ne olacak? Ters orantılı gelecek. Dalga boyu artarsa çizgi sayımız azalır. Kaynaklar üzerinde düğüm ya da katar çizgisi gözlenmez. Kaynakların üzerinde ve dışında asla çizgiler oluşmuyor. Yani cevabımız nedir? E seçeneği olarak gelecektir. Bütün soruda tek yarıkla yapılan kırılım deneyinde ardışık iki karanlık saçak arasını hesaplayabilmek için. Şimdi tek yarıkla yapılan kırılım deneyinde L çarpı lambda bölü omega çarpı N. Şimdi ışığın dalga boyu lambda bunu bilmemiz gerekiyor. Perdenin yarık düzlemine olan uzaklığı yani bu nedir? L'dir. L'yi de bilmemiz gerekiyor. Yarık genişliği dediğimiz omega'dır. Yani bunu da bilmemiz gerekiyor. Hepsinin bilinmesi gerekir. Cevabımız ne olacak? A, Edirne seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz çift yarıkla yapılan girişim deneyinde yarıklar arası uzaklık azaltılırsa perde üzerindeki saçakların demiş. Burada zaten parlaklıkla alakası yoktur. Işık kaynağını biz yaklaştırdığımızda ya da şiddetini arttırdığımızda ne olur? Sadece parlaklıkları değişir. Peki delta x değerimiz bizim L çarpı lambda bölü D çarpı n'di çift yarıkla yapılan girişim deneyinde. Yarıklar arası uzaklık azaltılırsa yani bu ne demek geliyor? Yarıklar arası uzaklık D'dir. D'yi azaltırsam ne olacaktır? Delta x artacaktır. Genişliği ne oluyor? Değişti. Şimdi saçak aralığı arttığı zaman yani genişliği de arttığı zaman saçak sayısı azalacak. Ters orantılıdır. Yani bu da değişir. Hangileri değişir diye sorduğu için cevabımız nedir? D seçeneği 1 ve 2 olarak gelecektir. Beşinci sorumuzda ise yeşil ışık ile yapılan kırılım deneyinde perde üzerindeki ardışık kaydınlık saçak arası uzaklık delta x kadar. Şimdi delta x kırılım deneyi olduğu için L çarpı lambda yani tek yarıkta girişim omega çarpı n olarak gelecek. Şimdi yeşil ışık kullanıyormuşuz. Şimdi deney mavi ışıkta tekrar yapılırsa demiş. Şimdi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Şimdi burada dalga boyumuz aşağı doğru indikçe ne olacaktır? Azalacaktır. Yani kırmızı en fazla, mor en az. Şimdi yeşil nerede burada? Yeşilden neye geçiyoruz? Maviye geçiyoruz. Biz dalga boyunu ne yapmışız? Azaltmışız. Şimdi burada diyor ki bize genişliğinin değişmemesi için. Burada değiştirmemek için ne yapmam gerekiyor? Lambdayı azalttım sonuçta. L'yi arttırmam gerekiyor ya da omega ve kırıcılık indisini azaltmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum ben. Perde yarıklar düzlemine yaklaştırılmalı. Yani L'yi azaltıyorum. Olamaz. Peki yarık genişliği azaltılmalıdır. Yani omega'yı azaltmam dedim. Bakın azaltılmalı. Doğrudur. Cevabımız B gelecek. Peki diğer öncüllere baktığımız zaman ne diyor bize? Perde yarıklar arasında daha yoğun bir ortam yapılmalıdır. Bakın n'i bize azaltmamız gerektiğini söylemiştik biz denklemden zaten. Burada arttırmamız gerekiyor demiş olmaz.
Kaynak yarık düzlemine yaklaştırmalı. Burada zaten kaynağı yarık düzlemine yaklaştırdığın zaman sadece parlaklığı değiştirirsin, parlaklığı arttırırsın. Yarık önüne saydam bir cisim konulmalı. Burada zaten deltex'i değiştirilmez. Sadece saçaklar belli miktar bir tarafa doğru kayacak. Hangi tarafa koyuyorsak olmaz. Cevabımız B seçeneği olarak gelecektir. Altıncı soru, derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan noktasal kaynakların oluşturduğu girişim deseninde dalga katarı sayısının aşağıdakilerden hangisi etkilemez demiş bize. Şimdi burada zaten bizim dalga katarı sayımız neye bağlıdır? Kaynaklar arası uzaklığa bağlıdır. Çünkü ne kadar uzak olursa o kadar fazla çizgi oluşacak. Ya da bir düğüm bir katar arası uzaklık, bir düğüm bir katar arası uzaklık mesela ardışık neydi? Lambda bölü 4'tü. Şimdi biz burayı arttırdığımız zaman mesela dalga boyunu arttırdığımız zaman daha az çizgi oluşacak. Yani dalga boyunu etkiliyor burada. Burada dalga boyu nelere bağlı olarak değişiyor? Birincisi derinliği değiştirdiğimiz zaman hız artacaktır mesela. Frekans sabittir, dalga boyu artar. Onun için bu da etkileyecek. Dalgaların frekansıyla da orantılıdır. Mesela lambda çarpı f eşittir ve derinliği sabit tutup frekansı azalttığım zaman ne olacak? Dalga boyu artacaktır. Dalga boyu artarsa daha az çizgi oluşacak. Yani buna da etkiler. Fakat titreşim genliği değiştirmeyecek. Yani genlik dediğimiz bizim enerjidir sadece. Yedinci sorumuz ise bir dalga leğeninde aynı fazla iki noktasal kaynakla girişim deseni oluşturuluyor demiş. Leğendeki ardışık iki düğüm arası uzaklık. İki düğüm arası uzaklık nedir? Lambda bölü 2'dir zaten. Çünkü bir katar bir düğüm ardışık lambda bölü 4, iki düğüm iki katar arası uzaklık lambda bölü 2. Demiş hangilerine bağlıdır? Şimdi kaynaklar arası uzaklığa bağlı değildir. Bir kere dalga boyuna bağlı olarak gelecek. Peki dalga boyu lambda çarpı f eşittir v mesela. Ben derinliği arttırdığım zaman hız artar. Frekans aynı kalır. Dalga boyu artacak. Demek ki su derinliğine bağlıdır. Peki frekansı lambda çarpı f eşittir ve derinliği sabit tutup da frekansı azalttığımda bakın dalga boyu artacaktır. Yani frekansına da bağlıdır. Bunun için cevabımız ne gelecektir? D seçeneği 1 ve 3 olarak gelecektir. 8. soru. Derinliği sabit dalga leğeninde özdeşik iki kaynak kullanılarak girişim deneyi yapılıyor demiş. Kaynaklar aynı anda çalışmaya başladığına göre demiş. Merkez doğrusu üzerinde sadece H2 kaynaktan gelen dalga tepeleri çakışır. Evet, burada zaten şimdi şöyle bir durum vardır. Burada ne oluyor? Merkez doğrusu üzerinde katar çizgisi oluşuyor arkadaşlar. Fakat burada katar çizgisinden oluşması demek tepe tepe ya da çukur çukur oluşmasından kaynaklıdır. Yani sadece tepeler çakışmıyor. Çukurlar da çukur çukur da çakışabilir. Onun için olmaz. Arda arda gelen iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık dalgaların dalga boyuyla doğru orantılı. Evet zaten dalga boyunun yarısı kadardır ardışık iki düğüm çizgisi arası uzaklık. Bundan dolayı dalga boyuna bağlıdır. Girişim deseni merkez doğrusuna göre simetriktir. Yani merkez doğrum var benim. Merkez katar olarak da geçer. Mesela birinci düğüm diğer tarafta da aynı uzaklıkta lambda bölü 4 lambda bölü 4 uzaklıkta birinci düğüm oluşacak. Sonra birinci katar birinci katar simetrik bir şekilde oluşacaktır. Yani 2 3 doğru olarak gelir. Cevabımız ne oluyor o zaman? E seçeneği 2 ve 3'tür. Aşağıdaki olaylardan hangisinde Doppler etkisi gözlenmez diyor. Dalga kaynağı ile gözlemci aynı hızda zıt yönde gidiyorsa gözlenir burada. Çünkü zıt yönde gidiyorlar. Dalga boyu bir tarafta azalacaktır. Dalga kaynağı ile gözlemci farklı hızlarla aynı yöne doğru giderken aynı yönde farklı hız olursa hız farkından dolayı oluşacaktır. Dalga kaynağı ile gözlemci farklı hızda zıt yönde giderken farklı hız ve zıt yönde olduğu için oluşacaktır. Fakat dalga kaynağı ile gözlemci aynı hızda aynı yöne doğru giderken oluşmaz. Yani bunların hızlarının büyüklükleri farklı olması gerekiyor ki oluşabilsin. Dalga kaynağı durgun gözlemci yaklaşırken yani hız büyüklükleri farklı aynı yönde olmaz sadece. Cevabımız D seçeneği olarak gelecektir. 10. sorumuz ise ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Alfa ışınları elektromanyetik dalga değildir. Zaten taneciktir. Morat ışınlar engelden yansıyabilir arkadaşlar. Doğru. Beta ışınları boşlukta ışık hızıyla yayılır. Hayır. Tanecik olduğu için sadece elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılacaktır. Mikrodalgalar boşlukta yayılabilir. Kızılötesi ışınlar basınç uygular. Elektromanyetik dalgalar basınç uyguluyor zaten. Cevabımız ne gelecek? C seçeneği olarak gelecektir. 11. sorumuz elektromanyetik dalgalar ile ilgili demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş bize. Boşlukta zaten hepsi ışık hızıyla yayılıyorlar. Girişim kırınım yaparlar. Doğrudur zaten bunlar özellikleridir. Elektromanyetik dalgaların dalgaya elektrik ve manyetik alan eşlik eder. Yani ne olacaktır? Hız, elektrik alan, manyetik alan birbirine dik bir şekilde, üçle birbirine dik bir şekilde eşlik edecektir. Doğrudur.
Cevabımız ne geliyor o zaman? E seçeneği olarak geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.